Dostlar selamlar hepiniz, yeni bir Mount & Blade Warband bölümüne hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz bölümlerde biliyorsunuz birçok savaşa katılmış, Kral Gravet'i esir almış, bununla beraber Dihrim kuşatmasını defalarca kaldırdıktan sonra Dergios kalesini de ele geçirmeyi başarmıştık ve kale dostlarımızdan biri olan kime bahşedildiydi? Bir saniye hemen ona bakmak istiyorum da şöyle bir. Kale dostlarımızdan birine bahşedildi efendim. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Emir Davaşal, ki Emir Davaşal güzel bir insan efendim. Kendisinin 3 köyün yanı sıra bir de kalesinin olması güzel bir şey. Bizimle samimi. Zaten bütün lordlarla aramızdaki ilişkiyi iyi biliyorsunuz bu arada. Emir Dihyul'un kızı Lady Zahara ile aramızdaki ilişkileri ilerletiyorduk. Lady Ruva'yı birazcık daha böyle papucunu dama atmıştık. Çünkü Lady Ruva'nın babası sadece 3 köy sahibi. Lady Zahara'nın babası ise bir şehir sahibi. Bir şehir, bir kale, bir köy. O yüzden hedefimiz Lady Zahara. Her neyse efendim, oyunumuza başlayalım şöyle. Envanterimizde yeterince gıdamız var ama minik bir alışveriş yapsak fena olmaz sanki. Talimcilik becerimizi arttırdık. Aa, bu arada ordumuz yeni. Ordumuzun yeni olduğunu bilmemiz lazım ve düşman askerlerinin Halmar'a doğru gittiğini bir gördüydük sanki ya. Ha, Jameche Kalesi Emir Dihyul tarafından kuşatıldı. Jameche Kalesi yakınlarda bir yerde. Emir Dihyul'a destek vermeye gidebiliriz. Yani yeterince gıdamız ve yemeğimiz de var yanımızda. Kral Yoraglok birini Rodo'a attı. Hocam merhaba. Parti vardı madem, beni niye çağırmadınız? Bir saniye. Ben niye şu an ortamın dışlanan adamıyım hocam? Nerede bizim Maraşal? Beni neden çağırmadın acaba? Emir Davaşal mıydı? Beni niye sen değildin, pardon. Evet, Kral Gravet'le birlikte omuz omuza çarpışmıştık. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni çok daha fazla video çekmeye teşvik ediyor ve seriye verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Peki şuradan Emir Dihyul nerede? Müstakbel kayınpederim, beni neden çağırmadınız acaba? Evet. Kardeşim, denerim. Denerim. Kelredan kalesine girer, senin adamını kurtarırım baba. Bende. Sen merak etme, artık bak kayınbaba demedim farkındaysan, baba dedim. Bu aramızdaki ilişkiyi pekiştirecek. Tabi yani kurtarmaya gideyim derken benim de esir düşme ihtimalim var şimdi. Bunu da bir göz ardı etmemek lazım da. Hocam bizi nereye yolladın sen ya? Burası neresi ya? Kurtarmaya giderken esir düşen adam. Peki kaleyi komple ele geçirir, öyle kurtarırsam onu ha? Bir kaledeki adam miktarına bağlı. Lady Ruva. Hatun anladı yani rakibi olduğunu böyle... Bizi çağırmaya devam ediyor. Bu arada evet arkadaşlar, babası zengin olan kıza yanlıyorum. Seride bir omurga sahibi değilim. Omurgasızım abi. En makul olana yürürüm. Hocam. Bu zorlu bir görev. Save alındı. İçeri sız. Muhafız birliğini yar. Bir saniye, bunlar kaç kişi gelecekler acaba? Bir saniye. Müzik fazla kaçtı. Ama birine... Bir saniye. Kardeşim. Bir dakika bekler misin? Şunu bir döveyim. Daha fazla garnizon geliyor galiba. Arkam temiz. Gardını açtığın için teşekkürler. Olmadı. Hocam. Aman diyeyim. Arkalamak yok. Bir de kalenin ortasında bir tane köylü gardiyan dövüyor. Gardiyan sopalıyor. Lord AFK galiba. Hadi bakayım koçum. Aa, daha iş bitmedi ki.
Sadece kalenin içine sızabildim. Daha bir de zindanı kurtarmam gerekiyor. Zindandan adamı kurtarmam gerekiyor. Zindanı kurtarmam gerekiyor. Neyse. Bu arada biliyorum ağzın durmuyor diyeceğiniz. Bir videoda kahve, bir videoda çay. Afiyet olsun diyenler de var tabii ki. Teşekkür ederim. Gelin beraber olsun. Ne yapayım? Güzel oluyor. Kardeş buradaki tutukluyla konuşacağım. Patron sen değil misin? Anahtarı ver lan. Senin babayın ağzına tükürürüm. Tüküremedim. Dayak arsızı çıktı herif. Hemen. İçeri. Anahtarı aldım lordum. Emir Gıvana seni buradan götürmeye geldim. Arkamda kal ve çatışmadan uzak dur. Ben seni korurum. Eğer zırhlarım da benimle beraber geldiyse zaten o mayva moşinde yürü. Aç kalkan aç bir şey diyeceğim. Ha bu bizimkiymiş. Bu bizim adammış. Gardiyanlar nerede? Ne yapıyorsunuz emmi? Uyuyorsunuz mu lan? Du. Oy. Ay bir dur. Neler yapıyorsunuz? Beyefendinin Rodok çavuşu olduğu nereden de belli. Kıdemli Rodok mızrakçısı. Lan ok atma lan. Bekle geliyorum. Bu görevi kılıçla mı halletsek acaba? Evet bence de kılıç çekelim. Geleceğim az bekle. Bu mu nöbet tutuyor? Neden? Başka biri var mı? Başka biri daha var. Başka biri de bana sıkıyor. Ben bu kaleyi ele geçirirmişim aslında. Elimi kolumu sal. Sallaya. Şşş. Hey. Kardeşim. Keskin nişancı mısın lan? Başka nerede adam var? Bana adam göster. Bizim adama vuruyor. Lan! Adam bayıldı. Ben de bayılayım ki hani. Çifte sepetlenelim anladın mı? Rahat. Ben onu omuzlarımda taşırım. Ordum zaten bizi dışarıda bekliyor. Hayır! Emir Gıvana! Ya daha bitmedi mi ya? Gaza gelip aşağı atlamamam da gerekiyor olabilir. Arkamda kal dedim. Arkamda kalmayı da başaramadı ki adam. Kanka çok pis ölmüşün yalnız ya. Öyle bir ölüm şekli var mı? Biri de arkadan geliyor. Bekle seni de indireceğim. Ya bu kaleye... Oğlum garnizonlar böyle... Yani niye bu şekilde nöbet tutuyorsunuz kanka? Hani böyle... Görev noktasında... Hemen güvenliği iki katına çıkarın. Tamam hani iki tane adam koymuşlar. Normalde bir taneydi iki katına çıkınca. Kurtardık mı peki Emir Gıvana'yı? Abi kurtaramadık herifi bayılttı. Şehri salın lan. Oha kuşatma kulesi diyor. Çüş. Abi canım kaç? %67. İçeriği fethetmek daha mı kolay olurdu acaba ya? Abi ben... Barış mı ilan edildi? Niye esaretten serbest bırakıldı? Eleman bayıldığı için kurtaramadık elemanı ya. Ulan o zaman var ya bu kaleyi de intikam için alalım diyeceğim de nereye intikam için alıyorsun? 16 tane sarran memlüğüm var elimde. Efendi gez de belamızı dürtüklemesinler. Lady Zahara. Dur Lady'me böyle bir şiir türkü okuyacağım. Lan ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan burada? İyi görüşürüz. Kolay gelsin. 30'luğu yakalayıp bunları kessem mi ya acaba? Aman askerlerime antrenman olur. Şu ikisini keseyim de. Vazgeçtim gitmiyorum. Minik bir işimiz var sizde. Arazi kötü geldi la. Vey. Mızmızlanınca ne kadar tatlı sesler çıkıyor fark ettiniz mi benden? Vey diye. Arazi kötü olabilir ama. Bu bizi yol... Allah aşkına çekil. Bu bizi yolumuzdan vazgeçirmeyecek. O Svadya birlikleri tecrübesiz ve acemi birlikler ve bizimle asla mücadele edemezler. Haydi bakalım. Bir türlü daha zırhlı at giyemedim bu arada ya. Bir saniye ben binicilik becerisi vermem gereken yerde gidip başka bir beceriye verdim değil mi puanımı? Biniciliği falan dörtlemeyi unuttum.
Bir tane bu kont var galiba. Abi bunun miğferi falan çok iyi ya. O miğferden lazım bize. Taş mı atıyorsunuz? Arkamızdalar. Taş falan atıyorlar. Arazi şartları elverişli olmadığından dolayı bu savaş. Uzaktan moral vereceğim orduma. Yaparsınız. En iyi ordu bizimki. Tezahürat aklıma gelmiyor, böyle bir tezahürat yapacağım da. Gelen tezahüratların hepsi burada yapamayacağım türden. Bağırmayan taraftar söküklerini diktirip gitsin deki gibi hani. Anladın? Tabii sökük. Hani terzi falan varsa aralarında diktirsinler diye de neyse. Saçmalamanın böyle ayrı bir boyutuna geçiş yaparken abi arazi kötü. Kill alamıyorum. Ve karaktere atletizm falan kasmak lazım. Kaç gün oldu bu Kalra dedi yarına geleli ya? 257 gün müydü neydi ben save dosyasına giriş yaparken? Belki daha fazladır, böyle bir yaklaşık hani 300 gün falan geçmiştir. Abi normalde Vanderlord'da 300 gün geçse karakter jet gibi koşuyor olurdu da. Burada atletizme bakıyor, zırha bakıyor. Zırh giymesem ben armudum, beni devirirler. Baksana yürünmüyor. Koşulmuyor. Efendi Svadyalı zırhlı süvariymiş. Sanırım civarda düşman kalmadı. Bir tane şu kaçan mı var? İki tanesi de böyle tepeye konuşlanmış. Aslanlarım benim, moralleri ne güzel de bozulmuyor öyle. O nasıl bir ordu moraliymiş ya? Adamların morali bozulmuyor. Üzerlerine doğru kocaman bir ordu koştururken. Yani bu son adamdı galiba. Yok, sahada bir kişi daha var. O da kaçıyor ya. Tamam, minik yaralıları da var adamların. Yaralılarını da esir alırız. Keyifli bir savaştı. En azından adamlarımız skill kastı. Acemileri, milisleri falan esir almaya gerek var mı? 3-5 anca gelir oradan ya. Hiç gerek yok. Hani böyle eğitimli, kıdemli adamlar olmuş olsalardı neyse de hiç gerek yok abi. Şimdi şu Dihrim şehrinden bir alışveriş yapalım. Peynirdir, elmadır, tahıldır. Şöyle bir farklı olanları alalım. Ki ordu güzel yemek tüketiyor galiba. Ya da yemek çeşitliliğimiz yok. Yemek çeşitliliğimiz olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. 75 askere sabah akşam aynı yemeği yediremem. Lord Larukhan. Ya bu savaşlardan böyle azıcık uzak kalıp acaba Halmar üzerinden Narra'ya yürüyüp ufak bir Lady ziyareti mi yapsak acaba ya? Ufak bir ziyarette bulunalım. Halmar üzerinden geçelim o ziyarete. Halmar'dan da alabilirsek farklı çeşitli erzaklar alalım ki verimli bir yolculuk olsun. Hemen handa kullanabileceğim birileri var mı ona bakacağım. Muhtemelen bütün her şeyi öğrenmişimdir. Aynen öyle abi, bütün her şeyi öğrenmişim. Şimdi buradan bir Narra şehrine doğru ilerleyelim. Narra şehrinde de görüşmelerimizi yapalım. Şöyle önce Lady Ruva'ya, ki muhtemelen Lady Ruva'nın babası onunla görüştüğümüzü bilmediğinden dolayı bayağı bir şaşıracak. İlişki artmıyor artık, fark ettiniz mi? 20'de kaldı. Şiirin hepsi de biliniyor. Müsaadenizi isteyeyim deyip çıkacağız yani, yapacak başka bir şey yok. Lady Zahara. Bakalım, eğer iyi bir şiir okuyup ilişkiyi arttırırsak bu bölüm belki düğün bile olabilir. Ne? Hatun'u kaptırmışız abi. Beni bunun için mi çağırdın? Ben artık evlendim diye. Emir Rahkem. Kim lan bu Emir Rahkem? Bir saniye kardeşim.
Kim bu Emir Rahkem? İki tane kalesi var. Hayırdır iki kalesi var diye adam mı oldu ya? Arkadaşlar başka akraba. Geri vites şeyi devrede. Geri vites kombosu devrede. Ya şimdi kaçsak hiçbir halta yaramayacak, anladın mı? Babası zengin olabilir ama kaçsak hiçbir halta yaramayacak. Lady Ruana'nın babası kim? Lady Ruana'nın babası Emir Gıvana. Abi şu Emir Gıvana'ya gidelim de herifi claimleyelim bari ya. Herifi diyorum, kızı claimleyelim bari. Evlenmişsin artık herhalde, birlikteliğimizin sonuna geldik. Bu günleri hep sevgiyle anacağım. Birbirimizi uzaktan görsek bile artık bana pas verme diyor. Yani dokundu mu? Bir parça dokundu tabii canım. Şimdi birkaç gün ortalıkta donanalım. Abi Ruva'yı da kaptırmadan evlenme teklif edelim. Ya şu Emir Lahkem'e bak sen hele ya. Bizim görüştüğümüz hatuna. Baba şimdi biliyorsunuz mesele çıkar meselesi. Yani aşkımızı kimse elimizden alamaz deyip adamın gidip götünü de kesebilirim. Evet, böyle bir opsiyonum mevcut ama sıkıntı şu. Kızı kaçırırsam ve adamla kapışırsam stratejik önemimi yitiririm. Yapıştırın bizimkilerle beraber. 3 tane sarhanet memlük öldü mü yazdı orada. Abi deme ama ya, bu ufak tefek adamlar bunlar yani. Sarhanet memlükler burada devrilmemeli. Stratejik öneme sahip hareketler yapmamız lazım. Dediğim gibi böyle hani alelade gideyim onunla evleneyim, bununla evleneyim yapmamamız lazım. Birazcık şöyle yemek de alalım. Bana müsaade ederseniz gözyaşlarımı sileceğim. Acımı kalbime gömdüm. Ve otomatik saldırıp memlükler öldüğü için kendime de bir gömesim var. Kont Triban. Hayırdır hocam, ne oluyor? Asker olarak iki katımız olduğunuzdan dolayı bana saldırma gafletinde bulundunuz, öyle mi? Peki bütün süvarilerin beni izlemesini istesem ve Ymiria'ya çık git hayatımdan desem? Ymiria bir kenara çekilsin. Ne yapıyorsun sen orada ya? Süvariler beni takip edin. Ordun o kadar da korkutucu değil. Kesinlikle o kadar korkutucu değilsin. Tamam, buradan hücumu basabiliriz bence. Adamlar konum almadan aralarına dalmış olduk da bu iyi bir dalma mıydı bilemedim. Ha, tek bildiğim bu savaşın sonunda deli divane experience kazanacağımız ve Lady Ruva'yı kimseye kaptırmadan evlenme teklif etmem gerektiği. Abi babası dedi Lady Zahara ile tanış, kızımla tanış diye, ondan sonra gidip kızı başkasına vermiş. İki tane kalesi olan birine. Mesele kale miydi ha? Kaç para lan bir kale? Kaç para lan bir flüt? Şimdi acaba kafamda düşünüyorum böyle bir hatunu falan kaçırsak hani seriye ayrı bir tat katardı diye de. Arkadaşlar inanın bir halta yaramaz. Çünkü hani böyle bir senaryo yazmış olsak bile kafamızda, şöyle bir şey var. Benim o kızın babasının zenginliği için orada olduğumu biliyoruz. Yani karakterimiz pek de romantik bir karakter değil. Romantik, aşkına, sevgisine bağlı. Efendime söyleyeyim böyle. Hani çok da şey bir karakter değil, anladın mı? Diyardaki lady'ler için kendini yıpratacak. O yüzden gerek görmedim aksiyona girmeye. Ki o bir aksiyon değildi yani. O bir aksiyon değildi. Sen kimsin de kızımı kaçırıyorsun, o evlendi falan diye. Babayla papaz olacağız. Bütün akrabalarla papaz olacağız. Sonra kale kule almak yalan olacak. Belli mi olur? Belki sultan hakim böyle vatan hainliğinden suçlu bulup atacak bizi. Çünkü çok köklü bir aile bu aile. Ama bak, bardağın dolu tarafını görecek olursan, tamam mı? Analitik düşüneceksin.
bardağın dolu tarafını görecek olursan abi, Lady Ruva ile evlendiğimizde artık Lady Zahara'nın eşi Emir Lahkem de akrabalar arasına girdiği için, anladın mı? Daha kalabalık bir aile olacağız yani. Sarranit'te arkamız yere gelmeyecek böyle, sırtımız yere gelmeyecek. Baba yedin dayağı gittin, ne anladım ben o işten? Rodok çavuşu falan varmış elinde. Rodok çavuşu, Rodok keskin nişancısı, kıdemli Rodok mızrakçısı ve arbeletçisi. Talimli Rodok arbeletçisini alalım. 28 tane Sarranit memlük yaptık, daha ne? Geçerken böyle bir iki yerden de asker toplarsak gayet keyfimiz yerinde. Abi bir an evvel gidip Lady Ruva'ya evlilik teklif edelim. Bir an evvel gidip evlilik teklif edelim. Aşkımız yalan olmadan. Az önce Emir Lahkem'e mi verdi köyü? Bahustur level 11 oldu. Falan filan. Düğün hediyesi diye Emir Lahkem'e mi verdi acaba yeni köyü? Durkuba'da bir şey var mıydı acaba? Handa, köle tüccarı. Gezgin Ozan yok. Pazar yerine gir madem. Şunları sat, balı al. Sağlam malzeme gelmiş bu arada. Gerçekten çok sağlam malzeme gelmiş. Yağmadan da çok güzel para elde ediyoruz. Bizim para sürekli şeye gidiyor ya. Asker geliştirdiğimiz için gidiyor abi. Paranın gitmesi güzel bir şey aslında. Yürü Narra'ya. Lady'ye bir tur daha evlilik teklif edelim. Umarım reddedip uğraştırmaz ya. Bir Nedime'yi ziyarete dene. Lady Ruva. Aa. Hocam bir yazılar insin, bir şey okuyacağım ya. Ha, son gelişinizden itibaren fazla zaman geçmedi. O zaman ben bu kızın babasına gidiyorum abi. Ben bu kızın babasına gidiyorum. Ulan Emir Lahkem. Ulan Emir Lahkem. Daha evlenmemişler galiba bunlar ya. Sultan Hakim'e bak, maşallah kendine kaleleri köyleri almış. Bir saniye, nerede Lady Ruva? Emir Gvana. Emir Gvana'nın nerede olduğunu bilmemiz lazım. Dergios Kalesi yakınlarındaymış. Belki Narra'da köle tüccarı vardır da pek bakmadım ona. Şöyle bir birliklerimizin nüfusunu da bir arttıralım. Çok sağlamız ya. Bu 30 tane memlükle zaten milleti kırıp geçiririz biz. Tavzunat köyü mü? Yo 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 yo. Yağmalanmış bir de. Ay. Rapor da gelmedi. Belki rapor geldi, ben görmedim. Neyse abi, artık o köye yapacak bir şey yok. Peki bir şey diyeceğim yani. O köye kadar gidecek ne yaşadınız ya? Emir Lahkem. Bir gel gel. Bir gel, bir şey diyeceğim. Bir gel, kinlenmişim değil mi böyle? Evet, Reindy Kalesi'nde güzel çarpıştık. Bir sorun var. Emir Gvana nerede? Dergios topraklarında. Eyvallah. Al al al. Kontu 4000'e al, hiç fark etmez. Şu Dergios'a bir gidelim. Abi yani gidip o kadar köy varken benim köyü yağmalamaları harbiden sinir bozucu ya. Harbuki herkesle de iyi geçiniyoruz ha. Emir Gvana. Beyim. Ayağım kayıyor azıcık. Size konuşmak istediğim bir şey var. Görev var mı? Kont esir alındı. Neresi dediydin? Ben onu kurtarıp getireceğim. Ben onu kurtarıp getireceğim. Seninle aramdaki ilişkiyi de ilerletip kızınla evlenmek isteyeceğim. Suno şehrinde. İyi ki Suno şehrini ele geçirmeyi planlıyorum demedim ya. Oğlum bak, ben ne zaman bu görevi alsam adam kendiliğinden serbest bırakılıyor. Salın bir tur, elimden geleni yapayım ya. Hadi bakalım. Suno şehrinden Emir Atis'i kurtaracağız. Bu arada bize hiç kale köy verilmiyor ha. Şu evliliği bir yapalım. Arkamıza sağlam bir aile alalım da. Bakalım hocam yani. Şimdi dayı. Şehri kuşatamam. Burada 300 adam var.
Burada 300 adama karşı meydan okumamız imkansız. Öteki kaleye benzemiyor burası. Kardeş bir saniye. Oğlum kaç kişi oldunuz lan? Lan ne çabuk. Ah, hayır. Hadi bakayım, bu merdiven benim. Böyle Balrog'un Gandalf'la vs attığı gibi vs atacağım sizle de. Burada Balrog siz oluyorsunuz galiba. Dur. Sakin olalım. Hepinizi bir sükunete davet ediyorum. Hepinizi sükunete davet ediyorum. Yatın aşağı. Çok yormayın insanı. Güzel. Şimdi şehir meydanına git. Sopamızı da bir çekelim de. Ne olur ne olmaz. Allah'tan göndergeli silah hünerim var ya. Göndergeli silah hünerim olduğu için pek sorun olmuyor. Tüccar kardeş, şu atlardan birini ver de ameli gibi yürümeyek be. Anlaşılan yürüyeceğiz. Yanlış yere saptık. Suno şehri de büyük bir şehirmiş ya. Abi Emiratis'i kurtaralım. Adamla aramızdaki ilişki ilerlesin. Kızıyla biz zaten gizli gizli görüşüyoruz. Yani adamla ilişkimiz yüksek olmazsa kızını bize vermeyebilir. Ve biz de dımdızlak ortada kalabiliriz. Abi. Bu gardiyandan biz nasıl alacağız ki? Ver lan anahtarı. Şimdi bekle. Hocam. Hocam önce. Önce. Totişimizi emanet edebileceğimiz bir noktaya ihtiyacımız var. Yavaş. Birader. Şu zırhlıyı indirip kılıcını alırsak. Abi güvenemiyorum ki arkamı da. Abi kesin bok yedik ya. Lan ne olur git. Aa! Aman be. Üf. Yani çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Geleceğim aşkım, geleceğim, merak etme. Babana yaranmak için dayak yedim de bir tur. Ha? Babayın arkadaşını kurtaracağım diye beni dövüyorlardı aşkım. Birazdan oradayım, merak etme. Emiratis neyi oluyor? Ha? Gvana'nın erkek kardeşi. He, anladım. Anladım. Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bırakın lan adamı. Şimdi biraz hız. Biraz hız. Hadi bakalım. Hey 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 hey. Arbalet çekmek yok. Arbalet çekmek yok. Elimdeki sopayla buradaki gardiyanları dayak manyağı yapacağım ve içeri girip Emiratis'i kurtarmanın bir yolunu bulacağım, anlıyor musun? Emiratis'i kurtaracağım. Adamlar bizi böyle paket servis halinde götürüyorlar ama bir saniye. Esir satacağımız acaba bir köle tüccarı var mı? Yok, peki. Kurtarma operasyonuna devam ki. Abi ne yapabiliriz şu an, onu düşünüyorum da. Yani aklıma pek akıl kârı yöntemler gelmiyor. Ne yapılabilir? Nasıl kurtarabiliriz elemanı? Gerçekten hiçbir fikrim yok. İki tane ağır zırhlı adam. Arkada 4 gardiyan, 2 gardiyan, 4. Hocam tutukluyla konuşalım. Patron sensin. 100 dinarı ver. Abi seni kurtarmaya geldim. Anahtarları gardiyandan al. Bu zincirle hiçbir yere gidemem. Dayı ne yapacağız peki? Yani
nasıl yapacağız ki? Bak buradan gardiyanla konuşup ver anahtarı hemen dedim. Ve ardından şuradan şöyle dur. Bir saniye baba. Bir saniye baba. Bir saniye baba. Şuradan düşerek bir şey olmaz herhalde. Evet çok minik. Minik detaylar. Diğer gardiyanlar uyanmasın. Gel. Birebir de çok deli sopalarım bunu da. Birebire gelmiyorlar ya. Abi bir dur ama ya. Ya bu tutamıyorum ki. 15 tane kişi aynı anda vurursa nasıl tutabilirim? Birbirinin içinden de geçiyor vuruşları. Enfes bir kurtarma operasyonu sürüyor şu anda. Müthiş. Hocam. Geliyorum geliyorum ziyafete bir saniye. Ağzıma vuruyorlar şu an fırın küreğiyle de. Beni bırakır mısınız artık bir gideyim. Aptal olacağım yeter kafama vurmayın artık. Beni bir salsanız mı? Emiratis'i saldılar değil mi? Ben tek kaldım burada böyle. Adamı kurtarmam için 30 gün süre verdiler ve evet bir yandan maliye işlemeye devam ediyor. Ağzımızın orta yerine fırın küreğiyle vurayım Emi. Hayır yani şehri almaya çalışsam daha çok şansım var arkadaş. Yok daha çok şansım yok. Ne olur bırakın lan adamı. Ne olur lan ne olur. Bırakın adamı artık. Benim de psikolojim bozuldu. Evet sevgili arkadaşlar. Abi Lady'yi ziyaret et görevi yazmıyor. Ulan Lady Ruvali'yi de evlendirmişlerse hayır. Dostlar vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.